Gezi Parkı'nda ağaçları korumak için eylem yaptıklarını ileri sürenler yavaş yavaş ağızlarındaki baklayı çıkarmaya başladılar. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'la görüştükten sonra taleplerini açıkladılar. Bu eylemleri yapan arkadaşlar bakın şunları istiyorlarmış. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi yıkılmasın, Kanal İstanbul, 3. Köprü, 3. Havaalanı yapılmasın, hidroelektrik santralleri olmasın, İstanbul, Ankara, Hatay valileri ve emniyet müdürleri görevden alınsın. Ülkenin dört bir yanında provokasyon yaptığı için gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın ve haklarında hiçbir soruşturma açılmasın. Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlar ve kamusal alanlarda isteyen istediği zaman toplantı, gösteri ve eylem yapsın. Türkiye'nin dış politikası böyle olmasın, eskisi gibi olsun. Alevi yurttaşlarımızın hassasiyetleri dikkate alınsın. Hayırdır hanımlar beyler, yeni bir Taksim Derebeyliği mi kurdunuz? Siz kim oluyorsunuz? Gezi Parkı'nı korumak son derece makul ve insani bir refleks, buna bir şey denilemez. Ama siz kim oluyorsunuz da meşru bir seçimde göreve gelmiş hükümetin bütün politikalarına kendinize göre ayar vermeye çalışıyorsunuz? Sizi kim seçti? Kimi temsil ediyorsunuz? Hangi demokratik yollarla böyle bir temsil hakkına sahip oldunuz? Darbe dönemi Milli Güvenlik Konseyi bildirisi gibi bildiriyle dayatmalarda bulunuyorsunuz. Bu hakkı nereden aldınız? Size bu talimatları hangi ağababalarınız verdi? Hadi 27 Mayıs darbesinde yoktunuz. 1980 darbesini hatırlamıyorsunuz. 28 Şubat darbesi hoşunuza gitmişti. Ülkedeki büyük çoğunluğun hayatını zindana çevirse de sizin gibi tuzu kuruların hayat tarzına dokunmadığı için destek vermiştiniz. Peki 2003'te, 2004'te meşru hükümete karşı yapılmış darbe planları şimdilerde sizi savunan gazetede çarşaf çarşaf yayınlandığında siz ve sizi kullananlar neredeydiler? Darbecilerin yanında mı, demokrasinin yanında mı durdular? 2006'da Türkiye'de %50 darbe haberi çıktığında siz neredeydiniz? 27 Nisan 2007'de Genelkurmay hükümete muhtıra verip halk iradesini hiçe saydığında siz neredeydiniz? Bu ülkenin seçmeninin %47 oyunu almış iktidar partisine 2008'de kapatma davası açıldığında siz neredeydiniz? Çevre, demokrasi, insan hakları bugün mü geldi aklınıza? Aklınıza kim getiriverdi? Madem ki Taksim Derebeyliğini kurdunuz, lütfedip başka neler yapmamız gerektiğini de sıralayıverin. Yoksa o konuda henüz elinize bir metin verilmedi mi? Hükümet köprü de yapmayacakmış, havaalanı da yapmayacakmış, hidroelektrik santrali de yapmayacakmış, dış politikasını da değiştirmeliymiş. Yok ya, başka bir arzunuz? Hadi utanmanıza gerek yok, açıkça söyleyin. Eski düzen devam etsin, darbeci statükomuza dokunmayın, PKK terörünü bitirmeyin, anayasayı değiştirmeyin, Türkiye dışa bağımlı olmaya devam etsin, ülke büyümesin deyiverin de kurtulun, o kadar ıkınmayın. Bak dostum, senin o üstü kapalı savunduğun düzen bugün eğer yürürlükte olsaydı ve sen bugün yaptığın eylemi sürdürme kararlılığında olsaydın. Madde 1, o düzen oraya su sıkan ve gaz püskürten araçlarla değil, alev saçan tanklar, ölüm kusan silahlarla girer, o Taksim'i senin başına yıkardı. Madde 2, onlarca ölü ve yüzlerce yaralı olurdu. Madde 3, kurtulanların hepsi sorgusuz sualsiz mapusu boylar, dışarıda biz ne yaptık ki diyecek birinizi bile bırakmazdı. Madde 4, belli bir süre içinde olduğunuz cezaevlerini jandarma ve polisler basarak içeride hepinizi cayır cayır yakar, sonra da adli tıp kendi kendilerine yaktılar diye rapor verir, mahkemeler konuyu kapatırdı. Madde 5, bugün sizin propagandanızı yapan medyada o gün Türk jandarması ve Türk polisinin ne büyük bir kahramanlıkla bu çapulcuların isyanını bastırdığını yere göğe sığmayan ifadelerle yayınlardı. Daha devam edeyim mi? İstersen şimdilik yetsin. Şimdi eğer 10 günden fazla bir süre gayri meşru şekilde bazı yerleri işgal ediyorsun ve devlet sana hala şefkatle yaklaşıyorsa bugünkü yeni Türkiye'ye bir teşekkür et. Eğer bu ülke için eylem yapıyorsan bunu anla. Seni kullananların maksadı başka. Seni kullananların amacı sadece Tayyip Erdoğan'ı yıpratmak veya düşürmek değil. En başta Tayyip Erdoğan'ı 11 yıldan beri ayakta tutan milli iradeyi yok etmek. Büyüyen ve dünyaya kafa tutmaya çalışan yeni Türkiye'yi durdurmak. Eğer seni kullananların amacı özgürlük ve demokrasi olsaydı, bu ülkede yapılan sayısız darbe planlarına destek vermezlerdi. Seni kullananlar özgürlük ve demokrasi isteselerdi, diktatörlere karşı çıksalardı, Suriye'de 120 bin insanı katleden Beşar Esad'ı durdururlardı. Sen zannediyor musun, Taksim'de bir derebeylik ilan edeceksin ve bu halkın kahir iradesini yok sayacaksın. Taksim'den bir tahrir çıkartacaksın. Sandık her şey değil gerekçesiyle azınlığın çoğunluğa hükmetmesini isteyeceksin. Sandıktaki çoğunluğun hükmü olmayacak ama dışarıyla işbirliği içindeki bir avuç işgalcinin taleplerini harfiyen yerine getirmek özgürlük ve demokrasi olacak. Oh ne ala.
Biz de Washington'da, Tel Aviv'de, Tahran'da, Moskova'da, Paris'te, İngiltere'de böyle bir derebeylik kursak ne hoş olmaz mı? Abilerinize söyleyin. Onlar demokrasi ve özgürlükleri çok çok severler ya. Bu saydığım yerlerden bize de küçük birer derebeylik versinler. Biz de taleplerimizi sıralayalım. Kardeş kardeş geçinelim gitsin. Hatta Wall Street'i işgal edenleri de zaten İstanbul'daki polisler öldürdü. Onun hesabını da Tayyip Erdoğan'dan soralım. Arkadaşlar, cemaziyel evveliniz daha fazla deşifre olmadan bu sevdadan vazgeçin. Sessiz öfke harekete geçerse ortalık hortumun vurduğu eyalete döner. Bizden uyarması. Bakın bu halk kendi iradesine de, kendi iradesini temsil edenlere de sahip çıkar. Ama deşifre olursanız size kim sahip çıkar? Daha önce kullanılıp şimdi kenara atılanları isterseniz hatırlatalım ama gerek yok. Bence Silivri'deki dostlarınıza sorarsanız onlar size daha iyi anlatırlar. Hadi hepinize selam ederim. Babanıza da selam.